Herkese selamlar. Evet, videomuzu bu sefer Salma ile açıyoruz çünkü Salma'mızda bazı yeni kuşlarımız var. Aynı zamanda dışarıdan getirdiğimiz bir takım daha kuşumuz var. Burada 3 tane dışarıdan gelme sultanımız var. Diğer geri kalan kuşlar da bizim kendi kuşlarımız. Tabii ki bir çaprazlama durumu olur, başka kuşlarla eş tutma durumu olur diye hepsini buraya aldık. Ama tabii bunların, tabii kuşların daha öncesinde kürlerini yaptıktan sonra buraya aldık. Yani hepsini bir anda iç içe atmadık. Kuşları aldık, kürlerini yaptık. Daha sonrasında bizimkileri de yanlarına attık. Böyle bir sistemle ilerliyoruz. Dışarıdan gelen kuşu bir anda kuşlarımızın arasına mümkün mertebe karıştırmayın. Şimdi kendi kuşlarımızda neler var neler yok onları da anlatacağız ama öncelikle ben şurayı bir göstermek istiyorum. Bunlar da bizim yeni albino takımımız. Şimdi bunlar da neden kafesteler, diğerleri neden değil hemen anlatayım. Çünkü bunlar arkadaşlar poposunda yumurtayla geldi, yumurtasını attılar. Ancak yer değişikliği sebebiyle yatmadılar. Bu nedenle de bunları buraya koydum. Buradaki takımı da salmaya attım. Evet. Bu takımımızda verilecek bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi verilecek takımlar var. Yavrular çok fazla büyüdüler. Hepsini sizlere göstereceğim. Bugün yavru çekimi yapacağım. Aynı zamanda bu videoyu çekiyorum. Sizlere yavruları göstereceğim. Bayağı bir işimiz var diyebilirim. Bayağı da geç saate kaldık. Şunu şuradan alayım. Yerlere az bir şey sıktırmıştım. Şimdi burası böyle. Burada çok bir şey yok arkadaşlar. Hangilerini getirdik? Ya şu dişi bizim. Şu uçan bizim. Bir de şu kaçan bizim. Bir de şu arada zıplayan dışarıdan gelen, onun yanındaki dışarıdan gelen. Bir de şuradaki dışarıdan gelen. Geri kalanlar bizim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü benim VF takımım ve albino takımım çok azdı. Ben VF takım, özür dilerim VF takım diyorum. Albino ve lütüne takımlarım çok azdı. Bu arada ışık sistemini de yeniledik. Yani bayağı bir, şöyle göstereyim, aydınlık oldu burası. Biletlerin arızaları kaldı. Onları da halledeceğiz inşallah. Bunun haricinde VF'lerde şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Toplamda ben 3 takım VF hedeflerken bir anda kendimi ayırmışım 6-7 takım VF. Yani 7'ye doğru gidiyormuş. Son dakika durdurmuşum. Ve haliyle bunun da önüne bir geçmek lazım diye. Elimde şu anda henüz yumurtlamamış olan VF'lerimi vereceğim. Ama onlar da şu anda yumurtlamak üzere. Şunlar çiftleşiyorlar. Bunun da erkeği yuvadan çıkmıyor, dişiyi çekiyor yuvaya. Hemen göstereyim. Şimdi azman yuvada arkadaşlar. Evet, şu anda çıktı. Yuva bu şekilde. Kazıp duruyor. Dişiyi de yuvaya çekmeye başladığı takdirde bu takım hayırlı olsun yumurta oluşturuyor demektir. Bunun haricinde bakın bir de şurada bir tane takım var. Onu da yavaş yavaş gelirken göstereceğim. Dediğim gibi bunlar elinde çok fazlalık var. O nedenle maalesef vermek durumundayım. Bunlar eş kuşlar arkadaşlar. Bilginiz olsun hani öyle yan yana atılıp kafadan şey yapılmış eş kuşlar değil. Bunlar eşlerini kendileri seçtiler. Tecrübeli kuşlar öyle söyleyeyim. Burada lütüne takımım yumurtada. Dişi yatıyor. Rahatsız etmeyeceğim çünkü bu kalktı mı bir daha geri yatması çok zor. Mama verdim, yedi. Yemini tazeledim. Şu anda gayet güzel yumurtasına yatıyor. Burada yavrularımız var. Onları bir göstereceğim. Bundan sonra zaten artık yavruları ufaktan toplayacağım. Elle beslemeye çekilen yavrular olacak. Evet, maşallah yavrularımıza bakın. Gidenler de oldu burada. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar yavrulardaki sistemimi anlatayım. Çünkü bazıları çok özür dilerim söylüyorum. Kendini bilmezler böyle boş boş konuşuyor. Arkadaşlar bakın Rainbow'da da olsa, Sultan'da da olsa fark etmez. Özellikle de Sultan'daki sistem şu. Rainbow'larda elle besleme yok mu arada onu söyleyeyim. Bunlarda bakım sistemleri aynı olsa da elle besleme gibi bir fark var. Sultan'ın yavrusunu biz bu kadarken, bakın anne babanın beslediğiyle beraber, bununla beraber, bunlara biz takviye elle besleme yapıyoruz. Bunun sebebi şu, yavru alışsın, bizden korkmasın, elle beslemeye de aşina olsun diye. Çünkü bu yavrular gelişimini tamamladıktan sonra, yani tüyleri tamamen çıkacak, şimdi o boyutlarını da göstereceğim. Bu kuşları biz alacağız ve tamamen anne babadan ayrı elle beslemeye çekeceğiz. Artık anne babanın altına koyulmayacak ama şu an ufaklar. Zorunlu olduğu takdirde anne babanın bıraktığı zamanlarda ki çok şükür o zamana kadar herhangi bir şey olmadı. Bu yavruları şu an o zaman da çekebiliriz. Çünkü bu yavruları artık bu saatten sonra anne babayı da çok fazla aramazlar. Ama biz gelişimini tamamlasın istiyoruz. Bunun haricinde bakın şu görmüş olduğunuz yavruda bir tane tüy yolma görüyor musunuz?
Ya göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü ben bunun çözümünü buldum. Onu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde de bunu açıkçası şu an için açıklamayı düşünmüyorum. Çünkü o kendini bilmezlerin ben birçok şeyini gördüm, ilanını gördüm. Kendini yavrusunu yolan, kendini yolan kuşları var. Ama ben de bu durumu, bu arada yavru yolan kuşlarım da vardı benim. Ben bu durumu çözerek, kendim üzerinde uğraşarak, ürünler deneyerek çözdüm. Bakımları farklı şekilde yaparak, kendi bakımlarım dışına çıkarak bile çözdüm. Farklı ürünler denedim. Ve çok şükür hiçbir yavrum benim yumurtada, yavruda tüy yolma yapmaz. Gördüğünüz üzere bakımları da tam. Yani ben şu zamana kadar yavru yolan kuşlarım vardı. Onların üzerinde de denediğimde sonuç aldığım için çok çok memnunum. Bunu da dediğim gibi belli bir süre açıklamayı düşünmüyorum. O kendini bilmezler, bakalım nasıl çözecekler bu konuyu. Benim yavrularıma gelip de başka kuşlarla kıyas yapmaya lütfen kalkmayın. Bakın bu kuşlara verilen emek, ben 3 saattir buradayım. İşten geldim, ayaklarım artık ağrıyor. 3 saattir ben buradayım. Her birine tek 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 mamaların üstüne kalsiyumları, onların üzerine iç parazit için koruyucu ürünleri, toz ürünler, sadece iç parazit sıvıdan, tozdan da ibaret değildir. Yani farklı şekilde damlalar var, yağlar var. Bunlarla özel mama hazırlıyorum. Arkadaşlar bunlara çok fazla emek veriliyor. Yani ben insanların emeğini kesinlikle küçümsemiyorum ama bir emek veren varsa şu anda buraya 5 emek veriliyor. Buna emin olabilirsiniz. Burada bir takımım var ya, bunlar canavar gibi, özellikle erkeği bana çok saldırıyor. Bugün yuvadan kaçmış. Şöyle bir açıklık bıraktım. Sen gel buradan kaç. Bak yine unutmuşum. Buraya koyduğum diğer kuşların mamalarını yiyordu bu manyak. O yüzden bu psikopata çok güven olmaz. Şuradan göstereyim. Hah, saldırıyor, görüyor musunuz? Ruh hastası. Şimdi arkadaşlar bunlar çok güzel yavru veriyor. Çok güzel de yavru bakıyor. Çünkü, yani bunların da şimdi albinolar 3 yumurtlardı, 4 yumurtladı. İşte bunlar 4 yumurtlayacak. Bekliyorum 4.'yü. Bunlar 4 yumurtladı. Şimdi bu sefer güzel bir haber, sırası gelince de söyleyecektim. Bu da yumurtladı. Heyviler de yumurtladı. Şimdi arkadaşlar böyle güzel şeyler varken, bak bunları çiftleşirken yakaladım, videosunu koyacağım inşallah unutmazsam. Dişi yuvada yatıyor. Onun haricinde bu dişi kuyruk kaldırıyor. Yumurtlarsa vermem. Yine aynı şekilde bunun erkeği yuvadan çıkıyor. Şimdi bana kuşlarımın bakıcılıklarına son derece güveniyorum ama bana böyle bakıcı lazım. Ya da ne bileyim, örnek veriyorum, böyle bakıcı lazım. Bunların şeylerini hemen ayırmam gerektiği için yavrularını şu an için birazcık kuşları geri çektim diyebilirim. Yavruları mesela, şu büyük olanları mesela bu safhada ben kuşlara ayırıyorum. Bunları da ortalama 3-5 güne kadar halama götüreceğim. Allah nazarlardan saklasın. Yani gerçekten bakın, görüyorsunuz bir tane şu pamuksu tüylerde bile yolma göremezsiniz benim kuşlarımda. Yok çünkü, yani ben yaptığım bakımı bildiğim için, öyle hani yoksan piyasaya göre fazla veriyorsun. Alma kardeşim o zaman. Alma yani. Ben yaptığım bakımı biliyorum, değerini biliyorum kuşum. Şunun güzelliğine bakın, tüy kalitesine bakın, ondan sonra gelin konuşun. Bak şuna bak. Topaç gibi yavrum. Ya ki bu soyda heyvi var. Hemen onu da bu yuva açıkken göstereceğim. Anne baba hazır burada yuvada değilken. Bir saniye arkadaşlar, şu kapak sürekli sıkıntı çıkartıyor. Bakın bu clear değil. Yani hani böyle gövdesi mövdesi temiz değil. Ama kanatlarını görüyorsunuz. Şimdi tabii ki de tam rengi oturmadan bunu bilemeyiz. Ama soyunda olduğunu ben ısrar ediyorsam bu sözüme inanın. Yani benim sözüme inanın arkadaşlar. Şimdi ben bu yuvayı açık bırakıyorum. Buraya geri dönüyorum. Bakın bu ve az önce gösterdiğim kardeştir. Bunlar benim buradaki takımımın yavrularıdır. Tüy kaliteleri vesaire kuşların muazzam. Bu benim albino takımımın, şuradakilerin, bir saniye bir bıraksa şurayı. Buradaki takımımın tekrardan yumurtladı. Bakın makine gibiler maşallah, aynı soy albino kuş. Bir tane tüyünde hata, kusur göremezsiniz. Bakın pamuksu tüylerine kadar durur. Bunlar böyle kuşlar. O yüzden kuşlarıma son derece güvenirim. Size de full evcil verilecek. Bunlar 3-5 güne kadar ayrılacak, halama gidecek. Özel bir evinde kutusu var onun. Onun içi güzel ayarlanmış, yavrulara özel. Onun içinde besleyecek. Bu arada grey kalmadı, onu da söyleyeyim. 2 tane lütüne, 2 tane albino, 4 tane VF kaldı. Başka da yavrum kalmadı. Bakın bu klasik VF'dir. Bu benim Antalya'dan gelen şuradaki en baştaki kuşlarımın yavrusu. Bu bir tane çıktı.
Çünkü takım arkadaşlar diğer yumurtalara, yavrulara bakmaktan kendi yavrularını ihmal etti. Diğer tarafa kaydırınca da diğer yavruların altında ezildi. Maalesef kurtaramadık. Bir tane yaşayan bu. O da bir tane olsun, bizim olsun. Güzel bir klasik. Diğer VF'lere göre tabii ki de fiyatı uygun. Mutasyonu sebebiyle. Yani klasik olması sebebiyle. Bakın bu lütinomuz. Yine tek kalan lütinolardan biri. Yani diğer lütino da öteki yuvada. Bu mesela Alper Bey'e verildi. Güzel bir sinemon grey. Bakın şeyleri duruyor. Pamuk sütüylerine kadar her şeyi duruyor. Kuşları oldukça şeffaf şekilde gösteriyorum. Şimdi açmadığımız diğer yuvalıklara bir gidelim. Videomuz biraz uzun olacak. Bu konuda sabrınızı rica ediyorum. Şimdi burada bir albinomuz var, takımımız. Şu anda kaç yumurtaya yatıyor? 6 tane yumurtaya yatıyor. Neden? Diğer 2 tane lütinonun yumurtasını altına kaydırdım. Lütino ufaktan soğuttu gibi hissettim. Baktım içine kalp atıyor, riske etmek istemedim. Geri kaydıracağım. Kendisinin de 4 tane yumurtası var. 4'te 4 gidiyor. Buradaki takımımın da şöyle, ha dışarıdaymış ya. Ben zannediyorum ki içeride. Şöyle 4 tane yumurtası var. Mama yemeğe çıkmış. Bakayım soğuk mu, sıcak mı? Hemen bir kontrol. Ilık arkadaşlar. İyi, yeterli. Yavruyu öldürmeyecek bir ısı bu. Yumurtaları full dolu. Sadece ikinci yumurtasının içindeki yavru ölmüş. Böyle bir sıkıntımız var. Heyvilerimiz yumurtladı. Dişi heyviden gelmeye, biliyordunuz. Yani bunu söylemiştim. Erkek ise arkadaşlar doğrudan heyvi. Şöyle sırtını gösterebilirsem. Bilmiyorum. Benim telefonun ekranında hayal ekran var. O nedenle telefonu eğince ne kadar gösteriyor bilemiyorum. Ama bu heyvi, bütün o heyvi diye geçer hatta. Dişi de nerede? Burada yatıyor. Bir tane yumurtaları var. Daha bugün yumurtlamış. Zaten yuvayı açınca ben bir çıldırdım. Aha dedim yumurtlamış. İnşallah devamı gelir. Tecrübesiz bir takım. İlk eşlemeleri birbirleriyle, yani birbirlerine karşı tecrübesizler. O nedenle oldukça heyecanlıyım ben de bu konuda. Bakalım altından neler gelecek. Arkadaşlar şimdi verilecek 2 tane tekleme erkeğim var. Şimdi ben burayı detaylıca anlatıyorum. Lütfen burayı iyi dinleyin. Burada görmüş olduğunuz VF erkekle salmada bir tane dişisi var onun. Hemen onu da göstereyim. Şuradaki lütino dişi. İsterseniz bunları ayrı ayrı veririm. Çünkü bu lütino dişi buradan muhtemelen bir tane erkek vardı. Onu da beğenmedi. Bu lütino dişi sadece bu erkeği beğeniyor. Yani sadece dediğim benim küpesimde sadece. Bu erkeği beğendiği için ben de lütino VF eşlemesi yapmak istemediğim için ya ayrı ayrı vereceğim ya da bu ikisini eşleyip o şekilde vereceğim. Hangisini isterseniz size kalmış. Ben tek erkek istiyorum derseniz tek erkek, tek dişi istiyorum derseniz tek dişi ya da ikisini birlikte verebilirim. Normalde ben bunları zaten şöyle söyleyeyim. Full evcil ve yuvadayken aldım. Ben takımı ayırdım. Şu anda yine eşlesem ikisi yuvaya gidecek kuşlar, bilginiz olsun. Bir tane de burada grey erkeğim var. Bunu gönül aslında vermek istemiyor. Yalan yok. Buna güzel bir dişi alıp çünkü çok güzel konuşmaya da başladı tekrardan. Ben bunları arkadaşlar açıkçası vermek istemiyorum ama o zamana kadar bir talibi çıkarsa vereceğim. Çıkmazsa kuşları vermeyi düşünmüyorum. Buradaki albinomu bir albino dişiyle takaslayabilirim. 2023 bilezikli. Bilginiz olsun. Benim erkekle çok anlaşamadılar. O nedenle vereceğim. Sadece isteyene takas yaparım ya da ne bileyim işte veririm. Fark etmez. Ya satılık ya takas. Uyar bana. Sıkıntı yok. Aynı ayar bir dişi olursa yalnız. Buradaki takım arkadaşlar dişi inanılmaz güzel bir kuş. Uysal. Isırmıyor. Erkek de konuşuyor ama ısırıyor. Ele gelmiyor. Dişi kuyruk kaldırıyor. Çiftleşmeler var. Ama sadece çiftleşme değil. Kuyruk kaldırdığı videoyu çekmiştim. İsteyen onları gönderebilirim. Bu takımı vereceğim. Bunlar zaten yeni gelen albinolar. Bunlar ise arkadaşlar çiftleşirlerken bu akşam yakaladım. Bakalım yuvası. Galiba boş. Ekrandan göremiyoruz ya. Ben niye bu ekranı taktıysam onu da anlayamadım. Yumurta yok ya. Bu takım ne yapacağız böyle bilmiyorum. Yumurtayı eş değiştireceğiz. Şimdi burayı açacağım. Detaylıca bir göstereceğim. Arkadaşlar rengarenk. Bakın bu yuva rengarenk. Ya verilenler var mesela. Bu verildi, tamam mı? Ben bunun yeme düşmesi için gün sayıyorum. Bak şunu isteyen varsa güzel bir dişi. Ayıracağım yeme. Geldi zamanı. Şöyle güzel bir bakayım, bu satılan erkek miydi? Bu galiba satılandı. Aynen bu da gitti. Bunu da ayıracağım yeme. Çok güzel bebekler var. Kaçırmayın derim. Bak bu da erkek. Güzel bir temiz kanat.
Uysal bebekler hepsi. Bunları ayıracağım, anne babayı da artık rahatlatacağım. Çünkü bunlar biraz fazla olmaya başladılar yuvada. Sığmıyorlar, çok yaramazlar. Burada bebekler çok ufak, o nedenle çok gösteremiyorum. Biraz takılsınlar, büyüsünler. O zaman daha net göstereceğim. Bir de bunların bu akşam ben çekimlerini yapacağım. Nasıl yetiştireceksem bilmiyorum. Arkadaşlar burada kötü bir haber, babamız öldü. Niye öldü ben de bilmiyorum. Arkasında da gözü yaşlı bir eş ve görmüş olduğunuz gibi 6 tane yavru bıraktı. 6 mı? Aynen 6 tane. Çok güzel bebekler var. Şu gitti. Şu, onu söyleyeyim. Buradan. Heh, şu satıldı. Bu var. Erkek. Şu var. Dişi mi bu? Dişi galiba. Şu var. Erkek. Güzel de bir kuş. Mavi gövdeli. Sarı kanatlı. Şöyle üst vasıfımız var bir tane. Anlarsanız renginden eğer bu şekildeyken. Güzel bir üst vasıf, erkek gibi duruyor. Şunu ben anlayabilirim galiba. Güzel bir siyah kanat. Mavi dişi. Böyle burası. Şu tepedeki takımda arkadaşlar hemen tanıtayım. Dişi. Güzel siyah kanat. Koyu violet. Parlaktır rengi. Bu erkek yani istihali bir çıkarsa veririm. Böyle kemirdiğine bakmayın arkadaşlar. Bunlar böyle şey oluyor ama ben dediğim gibi yani bu kuşların ben vultu soyunu senelerdir üretirim. Belki 5-6 senedir. Bunlar hep böyle ısırır, ısırır, ısırır. Ondan sonra bir anda yumuşar. Bu kuş böyle bir kuş. Kalırsa daha memnun olurum. Almazsanız daha çok hoşuma gider. Bu dişi leylak. Bakın şurada eşlediğim leylaktan çok fena kızgın bir kuş oldu. Bunu kaçırmayın. Dişi arayan varsa bunlar bir tane bir tık daha uygun fiyatlı oluyor leylak olması sebebiyle. Bir de kanında aynı soyu barındırıyor yani, bilginiz olsun. Burada da bizim afacanlar var. Hemen göstereyim. Şöyle erkek güzel üst vasıf violet. Şurada bir erkek güzel yine vasıflı bir kuş. Şurada bir dişim var. Şöyle galiba ikisini birden alsam daha iyi olacak. İkisi de dişi. Biri mavi, biri violet. Şurada bir tane üst vasıf dişim var. Hızlıca gösteriyorum. Çok da şey oldu çünkü videomuz zaman aldı. Burası böyle. Bunlar yumurtada yatıyor. 6 tane yumurtladı şuradaki takım. Yatıyorlar. Hemen burayı açalım. Hoppa. Bunlar ne yaptı? Şimdi bunlar da 2 tane yavru bırakmışız ya. Bunlara hemen enerjiden yavru kaydıralım. Bu dişi arkadaşlar. Mavi mor arası bir renk. Çok da güzel ama mavi ağırlıklı, üst taraf mor ağırlıklı gelecek. Gövdesi değişken. Biraz daha parlament tarzında. Bunun erkek olma ihtimali var. Şurada bir tane açık renk mavi vardı ya, ya burada ya burada. O ona benzer olacak. Yani şu an daha net değil. Bu 2 tane yavrumuz. Buradaki takımın 3 tane yumurtası var. İçine kaçtı. Gelin bakalım, gelin yavru ceylanlar. Evet, burada da güzel vasıf kuşlar var. Bakın arkadaşlar rengi birebir aynı. Kamerada ne görüyorsanız o. Millet filtre uygular, bizimkiler orijinal. Erkek. Kaçırmayın. Bu kadar söylüyorum. Kaçırmayın böyle kuşları. Kalırsa da memnun olurum. Yalan yok. İlana koyuyorum. Nasibi olan alır. Şöyle violet. Dişi. Violet. Burada bir tane daha var. Bakın bu daha hiç belli olmamış. Bu muhtemelen bizim çeklerin kuşlarından araya karıştı. Yüksek ihtimalle de bizim şu yukarıdaki çekin kuşu bu. Buradaki yavru da gitti oraya karıştı. Hemen zaten büyüyünce belli ediyor. Bir de ben belli yuvalarla çapraz yaparım. Örnek veriyorum yavrularını kaydırdığımda. Bu yuvanınkini sadece mesela buna kaydırırım, bu çeklerin arasına. Arada çıkan rainbowlar mutlaka zaten şuradaki takıma ait olduğu belli olur. O yüzden arada bir böyle çek takımda barındırıyorum. Evet, ne var bakalım burada? Güzel kuşlar var. Evet, gelelim bakalım sana. Sen nesin? Şimdi sen erkeksin normalde ama işte Ceren birazcık yanıltıyor. Bir de bir tosunluğu var bunun. Güzel bir tosuncuk. Rengi de çok güzel, kanat kuşları. Çok güzel, hoş bir kuş. Öyle söyleyeyim. Burada siyah kanat bir violetimiz var. Cinsiyet galiba erkek ama belli değil. Birazcık zamana ihtiyacı var bu yavrunun. Şurada gerçekten kendime ayıracağım bir kuş var. Yani şu kuş benim çok istediğim, çok sevdiğim ve bende de aynı şekilde örnekleri olan bir kuş. Nerede o? Muhtemelen şu dişi. Aynen. Bak, büyüdüğünde böyle oluyor. Görüyor musunuz? Birebir aynısı. Küçüklüğü aynı böyleydi onun. Bunu kendime ayıracağım. Böyle dişiler lazım bana.
Bir de şurada bir tane yavrum var. Bu erkek gibi duruyor bakın. Ben gövde mor lila demiştim ama bildiğiniz parlak mor çıktı bunun da gövde. Güzel bir violet, temiz kanatlı da. Yani bunları dediğim gibi hepsini değerinde vereceğim bu kuşların. Bilginize. Bu takımımıza müjdeler olsun, yumurtladı. Vallahi artık sonunda dedim. Çok şükür yumurta geldi. Buradaki takımım da son yuvalığım. Şimdi yavrularımı hepsini çıkarttım. Bunları da çıkartayım. Onlar atlamasınlar. Arkadaşlar hepsi çiçek çiçek parlıyorlar. Bak şunun güzelliğe bir bak, geçişlere bir bak. Ondan sonra ne yaparsa ya. Gerçekten çok güzel bir kuş. Yani ben bunu muhtemelen o dişiyle beraber ayıracağım kendime. İnanılmaz güzel bir kuş. Tam istediğim renklerde çıktılar. Şu vanilimi bırak. Bu verildi. Öyle hatırlıyorum. Bunu verdik. Umarım bizi yanıltmazsın be bir şey. Güzel bir siyah kanat violet. Şurada bir erkek var ya. Bunu ben birine söyledim. Atacağım dedim videosunu, fotoğrafını neyse. Bu akşam atacağım. O yüzden yani bu verildi verilmedi diyemiyorum. Bir de şurada bir dişimiz var. Geçişleri görün. Ondan sonra yazacaksanız yazın. Ben size bir şey demiştim. Bilmem hatırlar mısınız? Bu sezon için yavrular çok daha farklı gelecekti. İşte bunlar da onlar. Böyle yavrular gelecekti. Ve şu anda ne görüyorsanız kamerada birebir aynı yavrulardır. Evet, durumlar bu şekilde. Yani videomuz bayağı uzun oldu. Buraya kadar izleyenler varsa sabrınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel yavrularımız var. Bir sonraki videomda bu yavruların hepsini bir araya toparlayacağız. Çünkü artık neredeyse hepsi bileziklendirildi. Ve galiba evet hepsi bileziklendirildi. Ortalama bir 40 tane falan bir bilezik taktık. Tabii ki kayıplarımız oldu. Onlar da olmasaydı 50-60'ı bulacaktı belki de, bilmiyorum. Tabii yumurta içinde boş çıkan yumurta, yani boş değil de içinde ölenlere kadar sayarsak bir 50-60'ı muhtemelen bulurdu. Gerçekten güzel yani. Bu kadar az takımla kısa zamanda böyle bir iş başarmış olmak benim açımdan da çok iyi. Şu an için ben gelen sonuçtan memnunum. Yine yumurta donan takımlarımda olduğu için bunun da devamının geleceğine %100 eminim. Yuvalıklarımı da ufak ufak boşaltacağız artık. İnşallah hayırlısıyla bu sezonda alnımızın akıyla sağlıklı bir şekilde ilerletip bitirebiliriz. Bundan sonra artık Allah kerim diyorum, bırakacağım ama ya şunları görünce akşam işten koşa koşa geliyorum. O trafiği yara yara geliyorum. İstanbul trafiğini bilenler bilir. Ya ben geçenlerde 20 dakikalık yolu 7 dakikada geldim. Öyle söyleyeyim size. Artık hani bunlara ulaşabilmek için kedi falan da ağlıyormuş bayağı bir. Bizimkiler baş edememişler. Beni çağırınca ben 20 dakikalık yolu 7 dakikada geldim buraya. O yüzden dediğim gibi bunlar benim birazcık böyle hassas noktam gibi bir şey. Kızıyorum ediyorum ama inanın kıyamıyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.